Haber programından herkese merhaba. Bu hafta programımızda Filiz Aygündüz'ü ağırlıyoruz. Filiz Aygündüz'ün son yayımlanan kitabı Annem Beni Görsün üzerine konuşacağız. Kendisinin daha önce yayınlanan iki romanı var. Biri Prens Prenses'i Sevmedi, diğeri ise Kastil Çaldı, Öğretmenim. Çok da güzel bir kitap bu. Detaylarını biraz sonra kendisiyle konuşacağız. Bir kitabı daha var. O da psikiyatr Alper Hasanoğlu ile birlikte yazdığı bir sohbet niteliğindeki Gel Hayattan Konuşalım kitabı. Bu kitapta Alper Hasanoğlu'yla kimlik, ilişki, varoluş, ölüm, yas, mutluluk, evlilik gibi kavramlar üzerine ve insanlık halleri üzerine konuşuyor. Annem Beni Görsün kitabında da, Kaç Zil Kaldı Öğretmenim kitabında da hem felsefi derinlik hem de tabii psikolojik izler, insana dair duyguların hepsi tüm bu kitaplarında var. Filiz Aygündüz'le yazma sürecini ve Annem Beni Görsün'deki hikayesini üzerine konuşacağız. Filiz Aygündüz, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü mezunusunuz. Liselerde matematik öğretmenliği yaptınız ve öğretmenliğe devam ederken de Duygu Asena'nın çıkardığı Kim dergisinde muhabirlik yapıyorsunuz ve sonrasında Milliyet Sanat'a kadar uzanan bir medya deneyiminiz var. Genel yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz şimdi de. Şimdi bu tabii bir yazı yolculuğu da aynı zamanda, öyle bakmak gerekir. Bir gazetecinin yazıyla sürekli düşünmesi, hayatını geçirmesi ve tabii hayatını da yaşamını da idame ettirmesi. Fakat bu yazılar bir kitaba dönüşmeyebilirdi. Sizde nasıl oldu bu süreç? Nasıl dönüştü kitaplara yazılarınız? Yani aslında ben gazeteciliğe, gazeteci olmak için başlamadım. Benim derdim, ben kendim bildim bileli yazı yazıyordum ve aslında ben yazar olmak istiyordum ama yazarlığın bir okulu yoktu. Önce matematiği okudum. Üniversite boyunca da sürekli yazı denemelerim, öykü denemelerim onlar oluyordu. Hatta hiç unutmam, bir tane böyle roman olduğunu zannettiğim bir dosya vardı elimde. Roman yazdığımı zannediyordum. Üniversitede bir sanat tarihi hocamız vardı. Ona verdim. O da kitabı, şansa bakın da ben durumun farkında bile değilim, Ayşe Şasa'ya göndermiş. Ayşe Şasa beni evine davet etti. Gayrettepe'de Yıldız Posta'da oturuyordu. Böyle dört duvarı kitaplarla dolu bir ev. Ayşe Hanım bana o gün dedi ki, bak evladım sende bir yazar mayası var. Ama sakın bunu bastırma çünkü çok romantik bir aşk dosyası aslında o roman dediğim. Ben senin böyle ilk çıkışını bir Kerime Nadir, Muazzez Tahsin gibi olmasını istemem dedi. Sen de daha başka şeyler yazacak katmanlar da görüyorum dedi. İlk oradan böyle bir ışığı aldım. Yani çabalıyordum üniversiteye başladığım zamandan beri de nasıl yazarım, yazdıklarım nasıl kitap olur diye. Sonra üniversite bittikten sonra bir kültür sanat dergisinde çalışmaya başladım. Gene burada niyet şey, yazı yazayım ben. Yani yazı yazmak istiyorum. Ama aynı dönemde öğretmenliği de paralel götürdüm. 7-8 sene devam etti ikisi. Ben sabahları okula gidiyordum. Öğlen 1'e kadar türev integral artık Allah ne verdiyse anlatıyorduk. Öğleden sonra Milliyet binasına, dergi grubuna, Duygu Hanım'ın yanına gidiyordum. Saat 6'da serviste çıkıyordum. İşte 7'ye doğru evde oluyordum. Ertesi günün ders notlarını hazırlıyordum. Röportajlarımı çözüyordum. 8 sene böyle insanüstü bir çabayla çalıştım ve en sonunda artık öğretmenliği devam ettiremeyeceğime karar verdim. Ve bu süreçte de gazeteciliği çok sevdim. Aşık oldum hatta sevmenin de ötesinde. Ve o heyecanla gazetecilik kariyeri aslına bakarsanız devam etti. Bayağı zaman oldu benim ilk kitabımı çıkarabilmem. Yaklaşık 15 sene sonra falan çıktı. Ben Diyarbakır'a gittikten ve döndükten 15 sene kadar sonra. Ama o süreçte çok güzel bir mecrada, önce Duygu Hanım'ın
Kim ve Negatif dergileri başta olmak üzere sonra Milliyet Sanat'ta çok keyifli yazılar yazdım, mutlu oldum. Güzel bir çalışma hayatım oldu. Ve artık o 15 seneden sonra da hızlandı durum. 4 tane kitap oldu. Evet, çok güzel. Peki daha sonra aslında yine durmuyorsunuz. Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyorsunuz. Evet. Kitaplarınızda da hep bunun izlerini görüyoruz biz. Yani insanlık hallerine ilişkin farklı duygu durumları, insanların yaşayabileceği gelgitler, tüm bunlar yarattığınız karakterlerde de var. Hepimizin yaşamından izler var aslında. Psikoloji okumaya nasıl karar verdiniz? Aslına bakarsanız ben kendim bildim bileli yaptığım okumaların büyük bir çoğunluğu özellikle üniversiteyi bitirdikten sonra hep psikolojik ağırlıklı kitaplardı. Bir de zaten yazmak, insanı anlatmak gibi bir derdiniz olunca benim ilk baştan beri yapmak istediğim buydu aslında. İnsanı anlatan bir şeyler yazmak. Öyle bir derdiniz olunca insanı anlatabilmek için anlamak lazım. Anlamak için de benim iki büyük malzemem vardı. Bunlardan bir tanesi edebiyattı, diğeri de psikolojiydi. Ağırlıklı olarak devam ettirdim psikoloji okumalarımı. Sonra bir gün daha sistematik, daha teorik okuma yapabilmek, biraz psikoloji pratiğinin içine girmek istediğime karar verdim dedi. Yüksek lisansa başladım. Onu bitirdim. Hı hı. Böyle. Devam etti. Peki şimdi insanı anlamak dediniz. Kitabın ana karakteri, Annem Beni Görsün kitabınızın ana karakteri Zeynep bir yazar ve kitapları çok seviliyor ve iyi satıyor. Fark edilmeyi ve onaylanmayı yazı yoluyla yaptığını söylüyor. Hatta diyor ki kalem üzerimdeki örtüleri kaldırdı, beni ortaya çıkardı diyor. Çok ne kadar güzel bir ifade bir yanıyla. Kalem midir o örtüleri kaldıran, gerçekten yazarı ortaya çıkaran? Yani yazma sürecinde ister istemez bir arkeolojik bir kazı yapıyorsunuz. Kendi içinize doğru bir kazı yapıyorsunuz. O kazı sırasında da kendi içinizde var olan değerleriniz, özellikleriniz, yani sizi siz yapan bir takım şeyler yazarak kalkıyor. Çetin Altan bir gün bana bir röportajda o bana sormuştu. İnsan nasıl öğrenir diye. Ben tabii büyük bir şeyle sorunun cevabını biliyorum diye okuyarak öğrenir dedim. Hayır, insan yazarak öğrenir dedi. Gerçekten insan yazarak öğrenir. Yazar da yazdığı zaman öncelikle kendini öğreniyor galiba. Hı hı. Peki şimdi kitapta çok etkileyici bir aşk hikayesi de var aslında Zeynep ve Alp arasında. Neredeyse biz de aslında okur olarak Alp'e hayranlık duyuyoruz. Biraz onlardan, detaylardan söz edelim istiyorum. Siz Alp'in, yani öyle bir şey okuyoruz ki kitabın adının anlamını aslında son bölümde ne anlama geldiğini anlıyoruz. Annem beni görsün ifadesinin neden önemli olduğunu. Şimdi Alp nasıl bir karakter? Önce onu isterseniz anlamaya çalışalım ve annenin çocuğu üzerindeki etkisi nedir? Neden annenin çocuğunu görmesi önemlidir? Bu ne ifade eder bir çocuk için? Şimdi bağlanma modelleri var psikolojide. Anne çocuk arasındaki bağlanma modelleri. İlk bakım verenimiz daha doğrusu, ki bu çoğunlukla anne oluyor ama başka biri de olabilir. İlk bakım verenle çocuğun ilişkisi çok önemli. Eğer annesiyle güvenli bir bağlanma kuruyorsa, anne her istediğini psikolojik anlamda da fizyolojik anlamda da karşılıyorsa, çocuk güvenli bir bağlanma duyuyor. Kendisini her zaman güvende hissediyor, huzurlu oluyor, mutlu oluyor. O çocukları hatırlayın, her istediği önüne getirilen çocukları, gazı çıkartılan, yemeği yedirilen, altı değiştirilen, mutludur o çocuk. Evet. Kendi güvende hisseder. Sonra bu yetişkinlik ilişkisine de yansıyor ve böyle bağlananlar yetişkinlikte güvenli bağlanma üzerinden ilişki kuruyorlar karşı cinsle. Hı hı.
ve kendilerini güvende hissettikleri bir ilişkileri tercih ediyorlar. Ama çocuklukta anne ile kurulan bağ şeyse tam karşılanamıyorsa, yani anne bir var bir yok, bazı isteklerini çocuğun karşılıyor, bazılarını karşılayamıyor. Böyle durumlarda da kaygılı bir bağlanma kuruyor çocuk. Her an kaygı içinde. Annem bu ihtiyacımı karşılayacak mı, karşılayacak mı? Annem beni seviyor mu, sevmiyor mu? Şimdi buraya gelir mi, gelmez mi? Bu kaygılı bağlanma gene yetişkinlikte kaygılı ilişkilere neden oluyor. Bir de şey var, annenin hiç olmadığı bir durum. Anne çocukla hiçbir zaman ilgilenmemiş, terk etmiş, ölmüş. Böyle çocuklarda ileride bunlara da kaçıngan deniyor. Kadınlarla ilişkiye girmekten çekiniyorlar. Bir ilişkinin içine girip onu devam ettiremiyorlar. O yüzden bağlanma modellerimiz, yani annemizle yaşadığımız ilişkiler, bu John Bowlby isimli bir İngiliz psikiyatrın kuramından bu. Annemizle kurduğumuz ilişki çok önemli. Alp'in de annesiyle çocukken kuramadığı bir ilişki var. Yani anne bunu hiç görmüyor aslına bakarsanız. Bu güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma hep annenin görme düzeyiyle ilgili bağlanma modelleri. Annesi tarafından görülmüyor. Annenin dikkatini hiçbir şekilde çekemiyor. Ta ki ona küçük yalanlar söylemeye başladığında annenin ilgisini yakalıyor. Bu da Alp'in ilerisi için dramını yaratıyor zaten. Yalanı evet. Keşfetmesi. Evet, o bir hastalık ve yalan üstüne yalan söyleme hastalığı. Evet, ama çünkü annesine işte bugün okuldan gelirken kamyon çarptı bana dediğinde anne perişan oluyor. Eyvah, nasıl çarpar, ne oldu? Hiç normalde yüzüne bakmayan anne birdenbire çocuğu kaybetme korkusuyla ilgilenmeye başlıyor. Ha diyor o zaman, yani demek ki böyle yalanlar atarsam ben o ihtiyacım olan ilgiyi göreceğim, annem beni görecek. İşte en büyük talihsizliği de o Alp ve Alp gibi birçok çocuğun aslına bakarsanız. Bunlar yalanı keşfettiklerinde ileriki hayatlarında da görülebilmek uğruna. Çünkü hepimizin görülmek gibi duygusal. Ben yazdıklarımı görülsün istiyorum. Siz radyo programlarınız görülsün istiyorsunuz. Bir doktor yaptığı ameliyatların başarısı görülsün istiyor. Hepimizin görülmek gibi derdi var ama bunun için kullandığımız yöntemler farklı. Eğer bir çocuk görülmek uğruna yalanı keşfettiyse bunu kolay kolay yaşantısından çıkaramıyor. Ve görülmek uğruna da ileriki yaşlarda sürekli yalan söylüyor. Bunun farkına varıp bir önlem almadığı süreç. Bir de hani aynı ailede büyüyen kardeşler de olabilir bunlar ama herkesi farklı şekilde etkiliyor. Değil mi? Alp'in bir de ablası var yani çünkü. Yani işte onda ama abla küçük yaşta halaya gönderilmiş. Ona o bakmış. O biraz daha şanslı yetişmiş. Kendisiyle ilgilenen bir ailenin içinde olmuş. Alp anne babayla olduğu halde maalesef hiç o annesinden o ilgiyi görememiş. Bu arada tabii bu CEO'ların arasında da var, doktorların arasında, yönetmenler, yazarlar. Çok yaygın bir problem aslında. Çok dillendirilmeyen ama toplumun içinde maalesef epeyce de olan bir durum. Yalan söyleme hastalığı, mitomani. Peki Zeynep de kitabın ana karakteri, biraz evvel söz ettik, yazar olduğunu söyledik. Orada bir güzel bir şey var, burnumuza kokusu da gelen bir portakal reçeli var kitap boyunca. Çünkü Zeynep adeta antidepresan gibi görüyor değil mi portakal reçelini? Canı her sıkıldığında evet, portakal reçeli kaynatıyor. Apartman misler gibi portakal reçeli kokuyor. Hatta mahallenin bakkalı da artık onu biliyor. Kavanozları ve portakalı hazır her daim. Evet. Neden portakal reçeli? Orada aslında yapmaya çalıştım. Koku hafızamız çok önemli. Bir kokuyla bazen bundan 30 sene önce işte anneannenizin
köydeki evinde, mutfakta bulabilirsiniz kendinizi bir süt kokusuyla. Çünkü o gün size süt kaynatmıştır kahvaltı için anneanneniz. Evet. Ta 30 sene öncesinde ışınlanabilirsiniz. Kokular çok önemli. Zeynep'in hayatında da portakal kokusunun bir önemi var. Babayı küçük yaşta kaybediyor ama babanın olduğu dönemlerde, yani anne, baba ve kardeşiyle beraber mutlu çocuk günlerinde, çocukluk günlerinde anne kahvaltıdan reçel eksik etmeyen ve özellikle portakal reçeli yapan bir anne. Ve o portakal reçelinin kokusu o çocukluğun bahtiyar günlerine götürüyor onu. Sabah anne kahvaltıyı hazırlamış, portakal reçeli olmuş, çaydanlık tıkır tıkır kaynıyor. Baba orada, kardeşi orada. O kaygısız, mutlu, huzurlu çocukluk günlerine gidiyor. Ve çok mutlu oluyor. O yüzden her kendisini sıkıntıda hissettiğinde o çocukluktaki mutluluğu hatırlayabilmek adına koku hafızasını çalıştırmak için portakal reçeli kaynatıyor. Çok güzel. Peki şimdi kitap boyunca pek çok kavram üzerine düşünüyoruz aslında. Mesela ölüm, yaşam, ilişkiler, anne, çocuk, dostluk, arkadaşlık ilişkileri, iş yaşamı. Sonra tanıdık yazarlara rastlıyoruz mesela. Onlardan alıntılar yapıyorsunuz. Karakterler onlar üzerine konuşuyor. Ya da kulağımıza bir takım müzikler geliyor. Onlardan söz ediyorsunuz. Bunları karakterlerin duygu durumlarını yazarken o anda mı oluşturdunuz? Ya da yazmadan önce kafanızda var mıydı? Bir kere dediğiniz doğru, bir takım yazarlar var, yazarlardan alıntılar var, şarkılar var, evet, resimler var. Hı hı. Aslına bakarsanız çok planlı değildi ama şeyi fark ettim ki uzun yıllardır bir sanat dergisi hazırlayınca, bir de Milliye Sanat gibi bir dergi hazırlayınca, yani içinde müzik de var, sinemada var, tiyatroda var, sanatın bütün dallarını ve edebiyatı barındıran bir sanat dergisi Milliye Sanat. Hı hı. Sanki bu romanı bir dergi hazırlar gibi, yani içinde edebiyat da olacak, plastik de olacak, müzik de olacak, konser de olacak şeklinde kafam o şekilde çalıştığı için bu kitap böyle çıktı. Ama elbette tabii ki bunlar karakterlerin o anki ruh hallerine uygun bir şekilde ortaya kondu. Ama böyle bir sanat dergisi pratiği de var bu kitabın içinde. Şey olsa diye düşündüm mesela, Şükran Yiğit'in Burası Radyo Şarampol kitabı İletişim Yayınları'ndan çıkmıştı. Kitabın sonunda şey var, soundtrack var mesela ve kaynakçalar da var. Sanki Zeynep'in okuduğu o kitaplar bize liste halinde kitabın sonunda yere alabilirmiş gibi. Tabii bu okur olarak benim kendi isteğim, orada gördüğüm için. Ya da soundtrack listesi mesela. Bazı yerleri kıvırdım, o şarkılara tekrar dönüp bakayım nasıl hissetmiş diye. Böyle bir şey de olabilir belki yeni baskılar için. Ne dersiniz? Yani o da olabilir ama okur kendisi de bunu yapabiliyor. En son Serol Teber'in, psikiyatr Serol Teber'in Didik Didik Freud kitabını okudum. Bu bir, hı hı, açık radyoda yapılan bir program. Aslında Serol Teber'in bilimsel bir peri masalı diye Freud'u anlatan şahane bir kitabı vardır. O kitaptan sonra Şenol Ayla ile birlikte bir söyleşi yapıyorlar açık radyoya. Ve o söyleşinin çözülmüş halini açık radyo yayınları yayınlıyor. Hı hı. O kitabı okudum. Kitabın içinde tabii radyo yayında olduğu için bir sürü şarkılar var. Orada özellikle ilgimi çekenleri çektim. Kitabın içinde Serol Teber'in gönderme yaptığı birçok kitap vardı. Onları daha okurken sipariş edip onları istedim. Benim okuma pratiğimde de vardır bu. Yani okurken ilgimi çekenleri, hı hı, mutlaka işaretler, sipariş eder. Orada bir şarkıdan bahsediyorsa o şarkıyı dinleyip anlamaya çalışır. Ama tabii bunlar bir liste halinde kitabın sonunda veririz. Okula daha kolaylık olur. Bilmem, yani burası...
Yani benim de burası Radyo Şarampol'de böyle bir şey karşıma çıkınca aa ne kadar güzel düşünülmüş dedim. Hatta Spotify'da da burası Radyo Şarampol soundtrack'i var mesela. Böyle bir takım işbirlikleri Var, yapılmış. evet, böyle uygulamalar Evet. yapıldı kitapta. Doğru. Evet. Şimdi Zeynep ve Alp arasında başlayan dostluğun nasıl güzel bir aşka dönüştüğünü görüyoruz. Yani sonu biraz sancılı olsa da yine tatlıya bağlanıyor. Güzel sanatların bir dalı olarak evlilik kitabından söz ediyorsunuz ve orada yazarın bir sözünü söylüyor Zeynep. Diyor ki, iki kişi arasındaki aşk buluşması iki çocukluğun anlaşmasıdır. Ne kadar güzel bir ifade. Öyle mi diyor? İki Çok. Ben de Değil mi? çok sevdim. İki çocukluğun anlaşması mıdır bu iş? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki kişi bir araya geldiğinizde bütün geçmişinizi masaya koyarak oturuyorsunuz. O kendi geçmişini koyuyor. Siz kendi geçmişinizi koyuyorsunuz. Yetişkinlikte zaten bir etkileşim olmuş ve birbirinize çekilmişsiniz görünen o ki. Ama genelde çocukluklar arasında da belli paralellikler gözüküyor. Tabii her çocuk, yani herkesin çocukluğu farklıdır ama o büyümekte olan çocukla, kadınla büyümekte olan erkek arasında çocukluklarında ben de paralellikler olduğunu düşünüyorum. Zaten Kristeva öyle diyorsa bize fazla bir şey düşmez. Nefis bir kitaptır bu arada gerçekten. Evet, ifade de ne kadar güzel, üzerinde çokça düşünülebilecek bir ifade. Peki Zeynep, Özür dilerim, orada hatta buyurun. şu da var. Aslında Zeynep de çocukluğunda çok görünmemiş bir çocuk. Onun da çok yoğun çalışan bir annesi var. O da yeterince anne bir Barbie yok. Çocukluklarında Alp'le böyle bir benzerlikleri var. Ben ona gönderme yapmaya çalıştım. Ama biri yazıyla görünür olmaya çalışıyor, diğeri Doğru. yalanla görünür olmaya çalışıyor. Evet. Zeynep bir de ölümü kabullenemiyor başta. Sonradan o da çözülüyor. Nasıl çözüldüğünü de görüyoruz. Alp de yardımcı aslında bu çözülüşte. Bana bir taraftan o yas tutma hali, bana Şengül Hablemitoğlu'nun yas kitabını anımsattı. Yas tutmanın neden önemli olduğu, o acının hafiflemesini çok da güzel anlatıyordu kendi hikayesinden yola çıkarak. Kabullenmek sanırım, değil mi, asıl mesele? Bir de Zeynep annesinin bir sözünü söylüyor. Diyor ki, biri öldüğünde içinde 40 mum yanar insanın. Her gün biri söner. 40. mum hiç sönmez ama ilk mumlar kadar da harlı olmaz ateşi diyor. Mesele kabullenmek sanırım, değil mi? Yasın değişik aşamaları var. Yani inkar ediyorsunuz, kabul etmiyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. Evet, en son noktada kabullenmeyle beraber süreç tamamlanıyor. Yas tutmak çok çok önemli. Yani mesela psikolojide de tutulmayan yaslar bir takım sorunların neden olabiliyor. Hatta sonradan tutturulan yaslar vardır terapistlerin. Zeynep'in meselesine gelince aslında bu kitap iki katmandan devam ediyor. Bir tanesi normal bir butoman da kurulan bir ilişki. Diğer katmanda da ben ölümü de çok irdelemek istedim bu Evet. kitabın içinde. Çünkü kitabın ana tezi hep bir ölüm korkusu da deşildiği için kitapta. Hayatta ne kadar çok yaşarsan ölümden de o kadar az korkarsın. Buydu aslına bakarsanız anlatmak istediğim, tekrar düşünmek istediğim. Çünkü benim de mesela ölüm çok uzun yıllardır kendi üzerinde çalıştığım için bütün o çalışmaların birikimini bu kitabın içinde vermek istedim. O da paralel konu olarak kitabın içinde yerini aldı.
Evet. Şimdi sohbetin sonuna yaklaşırken Kaç Zil Çaldı Öğretmenim kitabınızdan da söz etmek isterim. Çünkü ben bu kitaptan çok etkilendim. Geçtiğimiz hafta kitabı okudum, bitirdim ve KODA, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği vardır. Ben de çalışmalarını takip ediyorum. Köye atanan öğretmenlerin ya da köyde öğretmenlik yapan öğretmenler arasında bir ağ oluşturuyorlar. Ve bu öğretmenlere kendilerini yalnız hissettirmemek için bir takım eğitim faaliyetleri yapan bir dernek KODA. Güzel olan şey de şu, çocuğu merkeze alıyor ve çocuğun etrafındaki yetişkinleri güçlendirmeye çalışıyor. Babalar için de mesela eğitim veriyor. Ama köy öğretmenlerine dokunuyor olması beni çok etkilemişti. Hele bir de sizin bu Kaç Zil Çaldı Öğretmenim kitabınızı okuyup batıdan doğuya gidip Türk-Kürt meselesini gören, orada kendini başka bir dilin içinde yalnız hisseden, batıdaki o yargılarla büyümüş genç bir öğretmenin orada minnacık onun gözünün içine bakan çocuklarla kurduğu o iletişim ve o ön yargıları deşmeniz aslında çok çarpıcıydı. Çok etkilendim kitaptan. Tabii KODA'nın içini anlattım. Ben tam kitabı okudum ve sonrasında KODA'nın bir sosyal medya paylaşımını gördüm. Köy öğretmenleri için koşacak adaylar arıyorlardı İstanbul Maratonu'nda. Ben de tabii kitabınızın heyecanıyla, o etkilendiğim şeyle zaten çalışmalarını da takip ediyordum. Şimdi programımızın yayınlandığı gün biz önceden çekmiş oluyoruz tabii yayınımızı. Köy öğretmenleri için koşacağım KODA Ne adına. güzel. Sizin kitabınız bana bu anlamda ilham verdi. Bunu da burada söylemek isterim. Ay çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Ne güzel. Ne mutlu bana. Evet, çok güzel. İsterseniz oradaki öğretmenin hikayesini de anlatalım kapamadan. Çok çarpıcıydı çünkü. Belki okumak isteyenler olabilir. Yeniden okuyacak olanlar olabilir. Aslında Kaç Yıl Kaldı Öğretmenim yarı otobiyografik bir romandır. Yarı ama tam diyemeyeceğim. İçinde çok fazla kurgu öğesi de var. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra Diyarbakır'ın Silvan ilçesine ilkokul öğretmeni olarak atandım. Ki yani matematik mezunuydum. Ama o dönem neye ihtiyaç varsa o şekilde atanılıyordu. Hayatımda hakikaten hiç Güneydoğu'ya gitmemişim. İstanbul'da doğmuşum, büyümüşüm. Bir ülkenin bir ucunda bir başka dilde insanların konuştuğundan dahi bir haberim. Tabii burada bu bilgisizliğin altında hem çok küçük olmam, daha 20'li yaşlarımın başında olmam, hem ailede öyle bir Kürtlerle ilgili bir bilgi olmayışı, hatta duyarlılık da olmayışı diyebilirim. Biraz çuvaldızı batırarken de aileme de. Çok bilgisiz gittim ve gerçekten gittiğim yerde insanlar Kürtçe konuşuyorlardı ve tek kelime anlamıyordum. Bu hiç beklediğim bir şey değildi. Yani ben gideceğim orada Türkçe konuşan çocuklara öğretmenlik yapacağım. İşte bir şekilde okuma yazma öğreteceğim. Dil bariyeri çok büyüktü. Çocuklar evde Kürtçe konuşuyorlar, okulda Türkçe konuşuyorlar, dile çok hakim değiller. Velilerin bir kısmı hiç Türkçe bilmiyor. Epey zorlandım ve dilin insan hayatında ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Bunu tabii kendi dilim üzerinden pratik ederken Kürtçe üzerinden de pratik ettim. O halk içinde kendi dilinin ne kadar kıymetli olduğunu, Tabii. benim için de kendi dilimin ne kadar kıymetli olduğunu öğrenme fırsatım oldu. Hatta dilin yoksa yalnızsındır diye bir bölüm var, Evet, ifade cümle vardı. var kitabın içinde. Bu bütün halklar için geçerli. Eğer diliniz yoksa gerçekten de yalnızsınız. Sonuçta bütün oradaki o 22-23 yaşındaki süreci 15 sene boyunca değerlendirerek döndükten sonra o anıları okumalar yaparak, çünkü benim gittiğim dönem çok gerçekten çok tuhaf bir dönemdi ve yerdi Silvan, JITEM'in, PKK'nın, Derin Devlet'in,
ve Hizbullah'ın olduğu bir yerdi. Yani o dönem Güneydoğu'nun en karma yerlerinden biri. Orada küçük küçük tabii bana bunlar söyleniyordu ama çok fazla bir şey ifade etmiyordu. 15 yıl ben bu mesele üzerine, yani Kürt meselesi üzerine de çalıştım, okumalar yaptım. Ve kendi anılarımla birleştirerek kaç yıl kaldı öğretmenim çıktı. Kitabın adı da zaten bir yandan çocuklar işte kaç yıl, 5 yıl varsa hep öğretmenlerin ne zaman çıkacağını sormak için sordukları bir sorudur o. Evet. Kaç yıl kaldı? 5 yıl varsa ooo daha eve gitmeye çok var ama 2 yıl kaldıysa bitmek üzere filan. O soruyu da kaç yıl kaldı diye sorarlar. Hem buna göndermeydi, diğer taraftan da bu Kürt meselesinin çözümüne kaç yıl kaldı sorusunu da barındırıyordu. Bütün bunların harmanlandığı benim ilk romanım, ilk göz ağrım oldu. Kaç yıl kaldı öğretmenim. Evet. Peki son olarak şunu da sorayım size. Yeni bir kitap çalışmanız var mı? Tezgahta birkaç çalışma var ama hangisi öne çıkacak, hangisinden başlayacağım doğrusu karar veremedim. Fakat o kadar keyifli sorular sordunuz ki böyle ben de yeniden bir kapatır kapatmaz bir yazı yazıp bir şey başlama isteği oluşturdu. Ne ben güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sırada sizin için seçtiğimiz kitaplar var. İlk kitabımız Uruguaylı yazar Eduardo Galeano'dan Yürüyen Kelimeler. Sel Yayıncılık tarafından basılan kitap Türkçe'ye Bülent Kale tarafından çevrildi. Sözlü tarih geleneğini takip eden Galeano, mitoloji ve kutsal değerlerle insanlarla hayvanlar, gökyüzüyle yeryüzü, yaşamla ölüm arasındaki bariyerleri kaldırıyor. Zamanın ve mekanın içinden devşirilmiş, Latin Amerika'nın bilinç örgüsünü oluşturan düşler, efsaneler ve anekdotlarla örülü bir kitap Yürüyen Kelimeler. Diğer kitabımız İş Bankası Yayınları'ndan çıkan Homeros'un Kızı. İngiliz şair, romancı ve eleştirmen Robert Graves, Homeros'un Kızı'nda Odise'yi yeniden yorumluyor. Bu kez destanın yazarı efsanelerdeki kör ve sakallı Homeros değil, kendisine Nausika diyen ve Sicilya'da yaşayan genç bir kadın. Bir prenses olan Nausika, yurdunda olan bitenleri, yaşamını ve bugün Homeros'a ait olduğu bilinen epik destanı nasıl yazdığını anlatıyor. Diğer kitabımız Selçuk Demirel'den Bir Ağacın Altında. Selçuk Demirel'in Bir Ağacın Altında isimli bir sergisi de olmuştu. Bu kitap o serginin kitabı. Selçuk Demirel'in çizdiği farklı ağaçların altında soluklanmak isteyebilir, hayaller kurabilirsiniz. Selçuk Demirel de kitabına Fernando Pessoa'dan bir alıntıyla başlıyor. Resimli bir cümlenin sesi kaç jeste bedeldir, bir metafor ne çok şeyin tesellisidir. Şimdi de kitap kurtları için seçtiğimiz kitaplar var. Çevrildiği tüm ülkelerde her yaştan okuru felsefeyle buluşturan çıtır çıtır felsefe dizisinin 7. kitabı savaş ve barış kavramlarını tartışıyor. Uzun süre savaş ortamında yaşamamış insanlar hep birlikte barış içinde yaşamanın doğal olduğuna inanabilir. Oysa barışı korumak için barışın hiç de doğal bir durum olmadığını bilmek ve bunu hiç akıldan çıkarmamak büyük önem taşıyor. Türkçe'ye Azade Aslan tarafından çevrilen kitap, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte savaş ve barış kavramlarının neden önemli olduğunun çocuklar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Diğer kitabımız Cemal Süreyya'dan Aritmetik İyi Kuşlar Peki. Çocuklar için yazmak, yazarsın. Yalnız şunu unutma, çocuklar her şeyi anlar, her şeyden söz edebilirsin onlara. Bilgiçlik taslayan şeyler yazma, daha içten ol, serüvenlerden, düşlerden söz et. Söz gelimi lacivert ipek helikopterler uçsun yazılarında. Senin işin onlarda okuma tadı yaratmaya çalışmak. Can Yayınları Cemal Süreyya'nın Çocukça dergisindeki Aritmetik İyi Kuşlar Peki adlı köşesinde 1984-85 yılları arasında yazdığı 12 yazıyı bu kitapta bir araya getiriyor. Her yaştan okurun keyifle okuyacağı yazılara Mustafa Delioğlu'nun çizimleri eşlik ediyor.
Bu hafta programımızda gazeteci ve yazar Filiz Aygündüz'ü ağırladık. Aygündüz, Annem Beni Görsün kitabında Zeynep ve Alp arasında geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. Bu aşk hikayesi çok güzel başlıyor ama biraz sorunlu çünkü Alp'in çocukluğundan getirdiği mitomani, adına mitomani denilen bir yalan söyleme hastalığı var. Okuyucu olarak tüm karakterlerin farklı duygu durumlarına, psikolojik derinliklerine şahit oluyoruz. Ve tabii kitap boyunca Filiz Aygündüz başka bir külliyatla da bizi buluşturuyor. Hem farklı müziklerle hem de farklı yazarların eserleriyle buluşuyoruz. Çok güzel bir kitap. Mutlaka okumanızı öneririm. Haftaya yeni bir programda karşınızda olacağız. Hoşça kalın.